Herkese selamlar değerli Olta Dükkanım takipçileri. Bugün sizlerle zoka avcılığında kullanacağımız zokaları yem takma şeklinde ve Gemlik Körfezi'nde yarın sabah gerçekleştireceğimiz zoka avcılığı için zoka bağlama tekniklerini göstereceğim. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz ve beğen butonuna tıklayarak bize destek olmayı kesinlikle unutmayın. Bugün zoka çeşitlerini göstereceğim. Ya burada şu an lüfer balığı merada olduğu için dişli balık. Genelde hırsızlı olta kullanıyoruz. Fakat hırsızları sürekli kestiği için farklı şekillerde, farklı yöntemlerde, farklı tekniklerde zoka bağladık. Daha önce bu zokaları denemiştik. Yarın da deneyeceğiz ve sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada balığımız da mevcut. Bu balığı da zokaya nasıl taktığımızı göstereceğiz. Kullandığımız, zokada kullanacağımız hırsızlı zokamızda Owner'ın Cyberhook dediğimiz bir çeşidi var. 1-0 ve 2-0'ı. Özellikle kafa yapısı gereği 20 parçalamadan zokanın üstünde sabit tutuyor ve renk olarak da koyu renk. Herhangi bir şekilde yemin üstüne parlama yapmıyor. Benim en çok kullandığım ve en favori zokalarımdan biri çalışır zokadır. Gördüğünüz gibi zoka birazcık esniyor ve yerine geliyor. Bunun özelliği zoka iğnesini yeme tuttururken kesinlikle parçalamıyor olması. Normalde birazcık esnetip yemi tekrardan yerine getiriyor. Şu görmüş olduğunuz şeffaf makaron, sıcak makaron diye de geçer. Bunun kırmızısı, yeşili veya siyahı, şeffafı hangi renkte isterseniz bunu yanınızda edinin. Birkaç balık sonra bu yıpranabilir. Bunu hemen tekrardan ısıtıp yerine takabilirsiniz av konusunda. Bu şekilde gramajları farklı olan zokalar var. Benim daha önceki avımda kullandığım sarımsak zoka ve fındık zoka tarzı hırsızlıdır. Bakın hırsızı da şöyle biz zokayı dökmeden önce içine bir fırdöndü koyuyoruz. Ve ortalama olarak bu şekilde duruyor. Ve hiçbir şekilde dişli balık bunu açamıyor. Ve kesme durumunu %100 ortadan kaldırıyoruz. Bu lüfercilikte kullandığımız zoka. Beramızda şu an palamut balığı da çok fazla. Hatta torik oldu bu balıklar. Kullandığımız şöyle sülük bir zokamız var. İlk önce bu sülük zokamızı bağlayacağım. Buna hırsız bağlayacağım. Bu hırsızı bağladıktan sonra lüfer iğnesini, lüfer zokasına yemi nasıl taktığımızı size detaylı olarak göstereceğim. Hemen paketimizden bir adet hırsız iğnemizi çıkartalım. Şu an ben bedeni 0.35 yapıyorum genelde ama balık birazcık iri olduğu için 0.40 da kullanabiliriz. Ama benden size tavsiyem 0.35. Bir florokarbon kaplama diye tabir ettiğimiz yüksek dayanıklı misinelerden birini kullanabilirsiniz. Hemen delikli iğnemize. Ben bunu normalde delikli iğnesi atmıyorum. Palamar düğümü atıyorum çünkü gerçekten çok sağlam bir düğüm bu. Hemen. Şimdi takipçilerimizden şöyle yorum var Murat Bey. Evet. O kadar hızlı bağlıyorsunuz ki diyorlar. Biz göremiyoruz. Düğümler hakkında geniş bir video paylaşacağız. Bugün sadece zokamızın nasıl donatıldığıyla ilgili bir paylaşım yapacağız. Düğüm, fırdönlü düğümü, zoka düğümü, minimum kullandığımız bütün düğümleri paylaşacağım. Şöyle yakından çekerseniz gördüğünüz gibi iğne dimdik duruyor. Bakın yatmıyor. Bu da düğümün şeytan düğümü olduğunun kesin göstergesidir. Dik bir duracak zokamızın üstünde de. Şimdi zokamızı, sülük zokamızın burada bir püf noktası var. Zokanın kaymaması için ben zokanın dibini şöyle birazcık çizeceğim. Birazcık oralara kanal açacağım. Ve düğüm atarken bu düğümler orada duracak. Evet, palamutçulukta özellikle palamut için bağlıyorum bunu. Zoka hırsız iğnenin düğümü boynunun içinde olacak şekilde kalacak şöyle. Bu tamamen balığın kesmemesiyle alakalı. Hemen buraya klasik düğümümüzü atalım. Evet. Evet, düğümümüzü şu an attık buraya. Şimdi zokamızın kaymaması için gerekli olan, hatta şöyle bir şey yapacağım. Düğümü yerine oturtabilmek adına şöyle bir sıkma işlemi gerçekleştireceğim. Tamamdır. Şu an düğümümüz yerine oturdu. Gördüğünüz gibi düğümümüz tamam. Hemen tekrardan klasik kazık bağımızdan birazcık düğümü yukarı alarak bunu sabitleyeceğiz kaymaması açısından. Ben ortalama 35'lik misinede 4, 40'lık misinede 3 düğüm atıyorum. İnce misinede kesinlikle böyle bir şey olmuyor. Bunu iple yapabilirsiniz. İp de kullanabilirsiniz. Ve üçlü fırdönlü dediğimiz zincir fırdönlü de kullanabilirsiniz ama
Benim tavsiyem her zaman ip ve misinedir. Çünkü gerçekten avı çok 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 randımanlı hale getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi asıldığım halde düğüm gelmiyor. Şu an bu düğüm tamam. Hırsızımız hazır. Palamut için kullanacağımız hırsızı takımımız hazır. Buradan florokarbon beden 2 kulaç kullanarak bunu hazır hale getirdik. Şimdi size bizim şu an kullandığımız gümüş balığı, şu an gümüş balığı vuruyor. Palamut gümüş balığıyla beslendiği için. Ben bunu kafalı ve kafasız olarak size nasıl kullandığımı göstereceğim. İlk olarak lüferde kafalı yemi göstereceğim. Zokamız lüfer zokamız. Balığın ağzı dar olduğu için direkt olarak sokamıyorum. İlk önce galsemesini baş parmağımla kaldırıp ağzının içinden galsemesinin altından bunu çıkartıyorum. Daha sonra iğneye çevirmek suretiyle makaronu komple ağzına alacak şekilde, bakın. Bunu da birazcık balığı kastırarak, şöyle söyleyeyim size. Birazcık balığı kastırarak, tabii bu tamamen ağzına girecek. Takıyoruz. Elimizden itiyoruz. Şu an yemimiz hazır. Lüfercilikte kafalı yem böyle. Bunun hırsızını da yapabilirsiniz ama genelde lüfer bize buradan atladığı için direkt olarak yemlikte böyle kullanıyoruz. Siz hırsızı da kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde avlanılıyor. Palamutta da yine aynı şekilde ilk önce hırsızı yine ağzından sokuyoruz. Şöyle baş parmağımızdan kaldırıyoruz. Hırsızı ağzından geçiriyoruz. Galsemesinden çıkardık. Yine aynı şekilde zokanın iğnesini de galsemesinden geçirdik. Yani bütün zokayı misinesiyle beraber gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ağzından geçirdik. İğnelerin duruş açısı şu olacak. Yemimizi parçalamamak adına ben size gösteriyorum. İğnemiz bu şekilde olacak balıkta. Ve zokamız hazır olacak. Bu şekilde göbeğin altından, bakın sidikliğin hemen üstünden ve kafanın hemen altından bunu geçirerek aynı şekilde zokamızı da takacağız. Hemen tekrardan çok yemimizi hırpalamadan çıkartalım. Palamutçulukta ve rüfercilikte kafalı yem de bu şekilde yapıyor. Çesme yemde de şöyle yapıyoruz. Hemen galsemenin altından yemi kesiyoruz. Kesmemizin sebebi, bakın gümüş balığının gırtlağının altı serttir. Kesinlikle kestiğimiz için kesip dağılmayacak ve içeriden herhangi bir iç organ da çıkmayacak. Yine aynı şekilde uzun diye tabir ettiğim tek iğneyi 1 santim sonra göbekten çıkacak şekilde taktım. Bütün zoka ileri itiyorum. Zokayı bakın gördüğünüz gibi ileri itiyorum. Sidiklikten yemi geçiriyorum. Bu iş bitmiştir. Lüfer için tek iğne. Bunu biraz daha ileri de alabilirim. Şöyle yapabilirim. Sizin için parçalayabilirim yemi hatta. Birazcık daha yemi kastırarak taze yem olduğu için ittiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi balığın kafası direkt olarak zoka oldu. Kuyruktan 2 santim yukarıda kalıyor. Kuyruğu saymazsak. Bu şekilde lüfere, yani suyun içinde şu şekilde duruyor. Lüfer avcılığı gerçekleşebiliyor. Zokamız hafif olduğu için aşağı salınım sırasında zaten balık buna vuruyor. Lüfer zokamızı da böylelikle yemimizi takıyoruz ve indiriyoruz. Palamutta, sardalyada tam olarak kuyruktan taktığımız halde atıyoruz. Kuyruktaki kuyruk kısmında zok olacak. Zokanın iğnesi, hırsızı da etinli olacak. Bakın hatta şu an palamuta çıkacak olan diğer balıkçıları da görüyorsunuz. Hazırlanıyorlar. Diğer teknelerde şu an bir tekne hazır çıkıyor. Akşam suyuna birazcık arka tarafa doğru zoom yaparsanız uzun voltajları göreceksiniz. Yakında orada akşam da zokayla avcılık olacak, lambayla. Bu bölgede sürekli zokayla avcılık yapılmakta. İstanbul Boğazı'nda da akıntılı sularda da genelde büyük zokalarımızı kullanıyoruz. Aynı bu zokada kullandığımız gibi hırsızı oluyor. Ve akıntılı sularda fındık zoka, ağır zoka kullanıyoruz. Ege bölgesinde, özellikle Çeşme, Ildır bölgesinde kofan avına giden arkadaşlar hırsızlı takımlar kullanıyor. Fakat ben onlara bu zokayı öneriyorum. 100 gramlık, 80 gramlık özel parlatılmış mavrukalı zoka. Yani şöyle göstereyim iğne boyunu da. Hemen bunu da bir örnek vereyim. Bunu da aynı şekilde takıyoruz. İtiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir balık boyu oldu. Bunu da aynı şekilde iğneyi kuyruk altından geçirmek suretiyle takıyoruz. Kofanı zokamız hazır. Bu yem taze olduğu için %100 her şekilde balık tutar. Hiçbir şekilde kaçırmaz. Balık ve kafası şeklinde olduğu için zoka kofana bunu her türlü yer.
O yüzden Kofan Avcılarına, bunu yakında internet sitemize de koyacağız. Zoka çeşitlerimizin tamamen kısa zamanda sizlerle beraber olacak. Özellikle Kofan Zokası olarak bunları sitemize ekleyeceğiz. Sitemizden bunları temin edebilirsiniz. Sizlerle paylaşmak istediğimiz bilgiler şimdilik bu kadar. İnşallah yarın sabahki avımızda güzel bir av yaparız. Sizlerle beraber kullandığımız yemleri, zokaların nasıl iş yaptığını size canlı olarak gösterebiliriz. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşça kalın. Günaydın değerli Olta Dükkanım takipçileri. Bugün sizlerle beraber lüfer avına çıkacağız zokayla. Sabahın erken saatlerinde yola koyulduk. Şimdi yavaş yavaş meramıza doğru gidiyoruz. Meranın gizliliği açısından size merayı göstermeyeceğiz. Çünkü çok fazla kamputçu ve trollcu var. Bundan mütevellit sizlerle sadece balık yakalama anlarını ve zokalarımızı paylaşacağız. Şimdi Ferdi Gül kaptanımızla beraberiz. Evet kaptanım. Askerim. Ne diyorsunuz bugün için? Ümitli misin bugünden? Vallahi kısmet. Kısmetimizde ne varsa onu yakalayacağız. İnşallah. İnşallah. Hepimiz çok umutluyuz. Yem takma videolarımız, balığın yakalanış anları hepsini sizlerle beraber paylaşacağız. Tekrardan hepinize günaydın. Rastgele. Boş verme. Hop. Abi palamut gibi istavrit gelmiş be. Olsun. Palamuta niyet, istavrite kısmet. Kelle istavrita. Aç aç, doğru aç. Hey, güzel balık. Yakışıklı balık. Biz de araçlardan inmiyoruz. İşte bu. Tamam mı? Çek sen, çek. Hoppa. Bir tane daha. İşte Zoka'nın hırsızlı olmasının güzelliği. Zoka'dan yakalandı. Evet, Ferdi kaptan. Havayı da yedik. Havayı yemeydik. Burak biraz daha da. Havayı yiyince kaçmak zorunda kaldık. Artık balıklar torik olmuş ya. Balıklar gayet güzel, verimli. Güzel yav geçti. Benim için kısmetsizlikti. Şu an yapacak bir şey yok. Seninki oynuyor bak Ferdi abi. Pilli bunlar. Çok balık kaçırdık ama. Yanlış zoka seçiminden dolayı çok balık kaçırdık. Hırsızlık kullansaymışız 40-50 parça balık alırmışız. Çok rahat alırdık. Süper çok keşti. Kısmet buna da şükür, ne diyelim. Çok şükür avımızı tamamladık. Nasıl gelsin herkese? Evet. Kafasında Bezli abi, Tuncay abi. Tekrardan rast gelsin, avımızı tamamladık.